Evet, yine bir heykel tartışması var sırada. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde açılacak bir parka belediye pandemi dönemindeki özverili çalışmaları için sağlık çalışanlarına bir teşekkür olarak bazı heykeller yerleştirdi. Heykellerin hazırlanışında niyet iyiydi ama sonuç pek öyle değil. Baktığı zaman insan korkabilir yani. Ayağında terlikleri, ağzında maskesi, boynunda steteskobu. Detayları var ama bir terslikte. Görüntüler Denizli'den. Merkez Efendi Belediyesi Bahçeli Evler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9600 metrekarelik parka çeşitli heykeller koyuldu. Heykeller pandemi dönemine atıfla sağlık çalışanlarına duyulan saygıyı sembolize ediyor. Dünyanın yükünü sırtlanmış sağlıkçılar da var. Elinde kalp taşırken ayağıyla virüsü ezende. Mesajlar iyi niyetli ama heykeller estetik ve mimari açıdan tartışmaya açık. Sağlık çalışanlarımıza ve personelimize yansıtan bu objelerin çok güzel olmadığını düşünüyorum. Buraya oynamaya gelen çocuklarımız olacak, küçüklerimiz olacak. Bunları görüp korkabilirler. Parkın açılışı henüz tamamlanmadı. Sosyal medyada da heykellere tepki yağdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, objeleri belediye personelinin tasarladığını, heykellerin sadece saygı amaçlı yapıldığını ve sanat eseri olarak görünmemesi gerektiğini söyledi. Yeni dönemde Türkiye'de heykel konusu tartışmalı. Daha önce birçok kentte birçok heykel ilkokul sergisi düzeyinde olmakla eleştirilmişti. Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'na kentle özdeşleşen kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi ve karpuz içinde bebek heykelleri, eleştirilen heykeller konusunda akla ilk gelenler. Bir Diyarbakırlı olarak tamamıyla bizde dalga geçiyorlar derim. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talebi üzerine karpuz içindeki bebek ve kadayıf ustası heykelleri alandan kaldırılmıştı. Karpuz karpuzdur. Çocuk da çocuktur. Buradaki sıkıntı nedir? O fotoğrafın karenin yani çocuğa benzememesidir.